varsa diğer telefonla konuşalım. Olur. Hocam ilk yaklaşıyor. Takımınız nasıl buldunuz Bandırma Spor Tarzı'nı? Valla ilk devre Bandırma Spor tabi çok daha iyi oldu. Biz birazcık genç çocuklarla oynadık ilk devre. Yani ideal kadroya yakın oyuncularımızın dışında bir kadroya çıktık ama yani bu ölçü değil çünkü Bandırma Spor ilk devre sahaya baktığınız zaman bizden çok daha iyi oynadı. 3-4 tane %100 gol kaçırdı. O bizim bir de biz yarın Kasımpaşa'yla alındık maçı yapacağız. Bir de bizim futbolcuların kafası birazcık da oraya gitmişler. Mutlaka. Yani işte biraz kendimizi saklayalım gibilerden. Ama futbolda şöyle bir şey vardır. Bu bir antrenman. Antrenmanda eğer siz vücudunuzun istediğini vermezseniz bir yarın bir gün maça yansır. Bizimkiler ilk devre vücudların istediğini vermediler. Kendi keyiflerine göre oynadılar. Ya keyfine göre oynarsan keyfine göre kenarda oturursun. Futbolda böyle bir terim var. Eğer keyif yapmak kalkarsan İlk yarıya yönelik konuşuyorsunuz. İkinci yarı, tabii biz biraz daha daha ideal yakın oyuncularımızla oynadık. Ya benim endişem şudur, yani böyle maçlarda iki takım içinde, Bandırma Spor içinde, bizim içinde sakatlık olmuş, sıkıntı olmuş. Evet, evet. Yani onu Allah'a şükür öyle bir şey yaşamadan iyi bir maç oldu. En azından Bandırma Spor'u çok beğendim. Beraber aynı yerde kamp yaptık Doğu'da. Evet. Mustafa Hoca'ya da başarılar diyorum. Zaten benim yaklaşık 30 senelik arkadaşım, kardeşimdir. Evet. Şimdiye kadar oynadığımız, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum, en iyi rakip, en pozitif rakip. Çok fazla, biz hiçbir maçta böyle gol koşmuyoruz, hızlı koşular olsun. Onun için Allah yolunu açık etsin. Can yolunu başarılar diliyoruz. Zaten güzel, böyle şehir diyeyim ben yani. Harika. Burası şehirdir zaten. Ülkede Ligi'nde Antalya Spor'un şansı nasıl görüyorsun? Vallahi ya birinci olsa seçmiştim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam keyifli bir hazırlık maçı izledik ilk öncesi. Özellikle ilk yarıda tamamen oyun hakimi bizdik. İkinci yarıda kulübümüzün sayısal olarak bir yeterli olmayışı. Sonuç önemli değil tabii ki. Siz nasıl gördünüz? Önemli olan sizin gördünüz. Önemli olan eksiklerimizi gördük. Ama ilk öncesi hakikaten çok iyi bir hazırlık maçı oldu. Yani oyuna iyi başladık. Hep top bizdeydi. Yani bazen bize ilk yarıda açıkçası top göstermedik. Yani ilk yarı gayet olmamıştı. İkinci yarı bazı bölümlerinde iyi, bazı bölümlerinde kötü oynadık. Geride basit kontrol yaptık. Yani kalabalık yaptık daha doğrusu. Vurmamız gerekirken vurmadık, topu tutmaya çalıştık. Çok basit şekilde penaltı yaptık. Tabii muhakkak bizim ülkede forvet oyuncusu olmamız lazım. Elimizde eksik. Yani sayısal olarak zaten eksiyiz. Evet. Ve bir tane de kenarda eksikliğimiz var. Hı hı. Oraya da araştırmalarımız devam ediyor. Oraya da oyuncuları alırsak dışarıda bölge iyi bir başlangıç. Haftaya İstanbul'a dönelim hocam. Tabii. Bütün ilk maçımız bizim anahtar olacağız. Yani anahtarı çok iyi kullanmamız lazım. İnşallah ekip halinde iyi kullanırız. Yürekten başarılar diliyorum. Teşekkür. Sevgili spor severler, Bandırma Spor Lig öncesi son hazırlık karşılaşmasını Antalya Spor'la oynadı. İki ayrı Bandırma Spor izledik. İlk yarıda tamamen oyunun hakim olan takım Bandırma Spor'du. Çok kaliteli bir ilk yarı çıkardı. Bir sonuç önemli değil. Sonuçta ikinci yarı Antalya Spor gerçek kadrosuna yakın bir ekip sahaya sürünce sonuca razı olmak zorunda kaldık. Fakat çok güzel ışıklar gördüm ben Bandırma Spor'da. Özellikle 1-2 noktada biz kendimizi tamamlarsak santraforda, vurucu noktada, oyun kurucu, 10 numara konusunda biz eksiğimizi tamamlarsak biz önümüzdeki lig maçında Tepeci İstanbul'da geçeriz diyorum. O kadar ümitli konuşuyorum. Antalya Spor zaman zaman bizi seyretmek zorunda kaldı. Bakıyorum futbolcularımıza, bazı futbolcuları tanımıyorum, yeni öğreniyorum. Örneğin kalecimiz Bekir son derece güven verdi. İlk yarıda Cenk ve Celal göbeği çok iyi kontrol ettiler. Özellikle Cenk çok hırslıydı karşılaşmada. Sol bek Serkan ilk yarının en iyisiydi diyebilirim. Kritik bir penaltı kazandırdı bize. Kritik bir noktada Antalya Spor forvetlerine dur diyerek gol imkanı vermedi. Büyük Oğuz tam bir takım oyuncusu. Basit oynuyor. Bunun yanında Ali Kuleli klas. Biraz daha temposunu arttırması gerekiyor. Ali Serin
gerçek yerinde oynamadı. Tabii eksiklerimiz olduğu için forvete yakın oynamaya çalıştı. Ali Selim daha çok ön numarada başarılı olabilecek bir isim ama çok çalıştı eski kaptanımız. 58 numaralı oyuncumuzu çok beğendiğimi söyleyebilirim. Çok çalışkan, biraz daha fizik gücünü geliştirme durumunda. Bandırmaspor çok ışıklar, iyi ışıklar verdi bana. Önümüzdeki hafta Fırat-Ben maçına, Tepecik maçına bütün Bandırmasporların gitmesini tavsiye ediyorum. Bu takım diyorum, bir iddialı konuşmayı sevmem ama bu takım Tepecik İstanbul'a devir diyorum.